Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 21. haftası son videosundayız yani 5. videosundayız bu videoda ne yapacağız ağırlık merkezi koordinatından bahsedeceğiz ve analitik düzlemde nokta analitik incelenmesinde üçgenin alanı nasıl bulunur ondan bahsedeceğiz hadi bakalım dersimize başlayalım analitik düzlemde ABC noktaları verilip de ABC üçgenin ağırlık merkezi sorulursa Direkt ağırlık merkezinin koordinatları x'ler toplamının 3'e bölünmüş hali ve y'ler toplamının 3'e bölünmüş haliyle eşittir. Ha, hocam ben bunu bilmiyorum. Aklıma gelmedi. O zaman ne yaparsın? O zaman A, B, C üçgeni çizersin. Buradan bir kenar ortay çizersin. Ağırlık merkezi kenar ortay doğrusu üzerinde dersin. Tam burada hatta burada 1'e 2 oran var dersin. Şu kenar ortay doğrusu olduğundan B ve C noktalarından dolayı şuradaki noktayı bulursun. Sonra burada da A ve buradaki nokta belli olduğu için burada oran orantı yöntemiyle yaptığımız yöntemle şuradaki ağırlık merkezi koordinatına ulaşabilirsin. Ha bu biraz uzuncana oluyor. Yani özellikle şu oran orantı yöntem falan. Hani bir tık daha uzun oluyor. Ama ağırlık merkezi gerçekten kolay. Apsisler toplamını 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamını da 3'e bölünmüş hali. Direkt sonucu verecektir bize. E, buradan direkt bulabilirsiniz aslında. Ama dediğim gibi aklınıza gelmezse basit bir şekilde çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz. Evet hemen örnek 34'e bakalım. Bakalım ne diyor? Bir ABC üçgeninde ABC noktaları verilmiş. Üçgenin ağırlık merkezi G olduğuna göre X artı Y toplamı nedir? O zaman ne yapacağız? Şu üçünün toplamı yani 3 artı eksi 2 artı x bölü 3'e y artı 4 artı eksi 1 bölü 3 al merkezi koordinatı yapmak zorunda. Yani bu da g noktası 1'e 2 noktasıymış. E o zaman hocam bu ilk sayımız bu 1'e eşit olacak. İkinci y yani ordinatımız da buradaki y'ye eşit olacak. 2'ye eşit olacak. Şu yukarısı ne yaptı? 1 artı x bölü 3 neye eşitmiş arkadaşlar? 1'e eşitmiş. Buradan x'i kaç buluruz? 2 buluruz. y artı 3 bölü 3 de neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Buradan da y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Dolayısıyla x artı y isteniliyor bizden. x artı y de böylelikle ne çıkacaktır? 2 artı 3'ten 5 çıkacaktır. Yani örnek 34'ün cevabını böylelikle 5 bulduk. Geldik örnek değil. Dikkat yine bir dikkat. Yani dikkat dediğim şey alandan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle alanla ilgili bir formül var ama o formülü vermeyeceğim ki ÖSYM zaten bize formülsüz olan kısmını soruyor arkadaşlar. Genelde. Ama biz yine de bir tane bir mantık var bir formül var hatta o formülün nereden çıktığını da size göstereceğim. Oraya geldiğimiz zaman en sonlarda ondan da bahsederiz. Buraya bir şey yazmışım. Dikkat demişim. Analitik düzlemde köşe koordinatları verilen üçgenin alanını bulmak için bir formül kullanacağız. Bazı sorular formülü kullanmadan da üçgenin alan formülünden bulunabilir. Verilen noktalardan herhangi ikisinde apsisler aynıysa ya da ordinatlar aynı olduğunda da olur. Analitik düzlem çizilip üçgenin alanı bulunabilir. Ama direkt analitik düzlem çizilenler de direkt üçgendeki bilgilerinize göre sonuca oluşabilirsiniz. Mesela burada. Şimdi C ABC noktaları verilmiş ve bu dörtgenin alanı isteniliyor bizden. Ne yaparsınız? Hocam İki tane üçgen yaparız. Bir bu üçgenin alanı bir de bu üçgenin alanı. Ama bu üçgenin alanı buldun da bu üçgenin alanı geometri bilgisiyle bulabilir misin? Yok bulamazsın. Çünkü taban uzunluklarından herhangi biri yok. Tabana ait yükseklik çizemezsin. E ne yapacağız o zaman? E, dörtgeni üç, iki tane üçgen yap derken sadece bu köşegenin olmaz ki. Bak şu köşegenle de iki tane üçgen yapabilirsin. Yani burada kalanı A alan diyelim. Burada alana da B alan diyelim. A alanı ayrı B alanı ayrı bulursak olay bitti. Şimdi dikkat et. Analitik düzende bir nokta verilmiş. E, eksenler olan uzakları bizim için önemli. Şunları şöyle çizecek olursak 3'e 5 noktasıysa burası 3 burası 5 ise. Hocam 3 ise burası da 3 yaptı. 5 ise burası da 5 yaptı. A, A alanı belli. A alanı neye eşit? Tabanımız 2. Tabana ait yükseklik kaç? 3. Yani 2 çarpı 3 bölü 2. Kaç eşit oldu? 3 eşit oldu. Sonra B alanına gelelim. B alanı da belli. Tabanımız kaç? 6. Yüksekliğimiz de belli mi? Belli. 6 çarpı 5 bölü 2. 30 bölü 2'den 15 eşit olur. Taralı alan dediği de A artı B yani 3 artı 15'ten cevap böylelikle kaç çıkacaktır? 18 çıkacaktır sevgili gençler. Gördüğünüz üzere üçgen yani analitik düzlemde zaten 90 derece koordinat düzlemleri ya yani eksenler 90 derece kestiği için ve üçgendeki alanı hatırla. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyordu. Buyurun bakın taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıktı. İşte bu analitik geometride bu tür sorularla şey yapacağız ama dörtgenle karşılaştığınız zaman bir köşegen çizdiğin olmadı diğer köşegeni de dene bunu da unutma. Tamam örnek 35'i böylelikle 18 bulduk geldik örnek 36'ya. Evet ÖSYM'nin sorduğu çok güzel bir soru arkadaşlar. Analitik düzlemle şey yapmış bunu. Hatta ben üçgende alanda da böyle bir soruda sormuştum galiba. Şimdi şöyle bir şey. Şurada kalan isteniliyor bizden. Mesela bu soruyu şöyle uzatıyorsunuz. Daha görmedik ama bu doğrunun denklemini yazıp bu doğrunun denklemini yazıp sonra kesim noktasını bulup sonra üçgenin alanını bulmak için formülle yapan arkadaşlar var. Aşırı derecede uzatıyor. Şimdi dikkat et. Verilen bilgilere bak. Hocam burası 3 birim burası da 3 birim. Şurası 4 birim burası da 4 birim. A, şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Kenar ortaylıklar var. Kenar ortaylıklar olduğu zaman özellikle alan il ilişkisi de varsa ne yapıyorduk? kenar ortay ağırlık yani üçgende ağırlık merkezi alan ilişkisini yapıyorduk. E ağırlık merkezi bak dikkat et kenar ortay kenar ortay. O zaman ben burada bir üçgeni şöyle oluşturacak olursam. A ağırlık merkezi oldu burası. Ağırlık merkezi alan ilişkisi nasıldı? 6 eşit parçaya bölüyordu ama bir üçüncü çizgide lazım bana. Hocam şu üçüncü çizgiyi de şöyle ağırlık merkezinden geçecek. Yani üçüncü kenar ortayda da lazım bana. Çizecek olursak buradaki 6 eşit parçaya ayrılıyordu bunlar. Bak senden taralı alan A alanı isteniyor. E hocam ben A alanını direkt bulamam ama toplamda 6A alanını bulabilirim. 6A alanı 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Zaten bizden de bu isteniyor. Cevap 4 çıkar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM o zamanlarda böyle sanırım bir 7-8 yılı önce mi ya da 10 yıla yakın bir zamanda sormuş. E, bunun çözüm yöntemi çok uzun da çıkıyor. Bakın böyle üçgeni işin içine katarak çok da kısa çıkabiliyor. O yüzden üçgen bilgileri gerçekten ama gerçekten önemli. Sadece analitik bilgisiyle yapmaya kalkarsak bakın çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Yani çok uzun yollarla e, sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin lütfen. Geldi örnek 37'ye. A 1'e 2, B 3'e 4 ve C 5'e 2 noktalarının oluşturduğu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ben normalde ne demiştim? Hani özel durumlar olduğunda analitik düzlemi çizin yoksa basit bir şekilde şekli çizin demiştim. E burada bu üç nokta verilmiş. Bu üç noktanın da noktadan da ne isteniyor bizden? Alan isteniyor. Hadi alanı bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız burada alanı? Hocam şuraya dikkat edecek olursak buranın ordinatı her ikisinde de ordinatları eşit olan bir durum var mı? Var. Hatta her ikisinde apsileri eşit olan var mı yok mu diye de incelersiniz. Bazen ordinatları eşit olmuyor. Apsileri de eşit olabiliyor arkadaşlar. Yani verilen üç noktada iki noktanın apsisi eşitse ya da iki noktanın ordinatı eşitse analitik düzlem çizerek sonuca rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ha ben olsam ÖSYM'de soru yazarı kısmında ben olsam ben bunu böyle formülle de bulabiliyoruz. Mesela bu şekilde bir soruyu. Ama bu şekilde ordinatlarını aynı veririm ya da hapsilerini aynı veririm. Formülsüz bir şekilde de öğrencilerin yapabilmesini isterim. Ki ÖSYM'de büyük ihtimalle böyle yapar. A biz ne olur ne olmaz burada formülde söyleyeceğiz size. Şimdi analitik düzlemi çizelim arkadaşım. Hop şöyle ve hop şöyle çizdik. A noktası 1'e 2. Gösterelim 1'e 2. Hocam 1'e 2 noktası burada. Tamam. Sonra eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4 burada. Sonra ne var? Eksi 5'e 2. Eksi 5'e 2 de burada. Evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. Dur. Şunu şöyle getireyim. Heh. Şöyle bir şey arkadaşlar. Buradaki noktamız ne? A noktası 1'e 2. Bu B noktası eksi 3'e 4. Ve C noktası da eksi 5'e 2. C noktası da eksi 5'e 2. İşte bizden şuradaki üçgenin alanı isteniyor arkadaşım. Bakın şu üçgenin alanı isteniyor. İşte niye şey dedim ben size. Niye her ikisinde ordinatlar aynıysa dedim. Bak ordinatlar aynıysa burası düz bir çizgi yapıyor. Ordinatları aynı olan doğrular da ne yapıyorsunuz? Tabanı rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yükseklikte çıkıyor. Apsileri aynı olsaydı o zaman e, şeyi yine tabanı bulacaktınız o zaman dikey tabanı olacaktı arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Verilen noktalarda ordinatları aynı mı ya da apsisleri aynı mı diye bakın. Baktıktan sonra da şey analitik düzlemi çizin, olay bitsin. Hocam burası -5, burası 1. -5 ile 1 arası kaç? 6 birim. Şurası 6. Sonra bunun ordinatı 2. Bak dikkat et. Şuraya 2 yazayım ben. Burası 2. Buradaki nokta kaç? 4. 2 ile 4 arası şurası kaç birim? 2 birim değil mi? Evet. Hocam şurası da 2 birim. E şurası da dik kesiyor. O zaman bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Taban belli. Tabana ait yükseklik belli. Yani 6 çarpı 2 bölü 2'den cevap böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Gördüğünüz üzere analitik düzlemi çizerek de çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Ha baktınız 3 tane nokta verildi. Analitik düzlem yani 3 tane nokta verildi. Apsis ya da ordinatlara aynı değil. O zaman ne yaparsınız? Yine aslında analitik düzlem çizerek sonuca ulaşabilirsiniz. Ne yaparsın? Mesela üçgen böyle geldi. Hiç apsileri ya da ordinatlar aynı değil. Şöyle bu üçgenin alanını bulmak için ne yaparsın biliyor musun? Şöyle nokta koordinatlarını böyle çizecek olursan zaten yine sonuca ulaşırsın kardeşim. Şurada şöyle şey yapalım. Şöyle çizeyim. E bu üçgeni en küçük dikdörtgen içerisine o zaman olay bitiyor. Bak şöyle bir dikdörtgen böyle bir dikdörtgen. Yani sen buradaki dikdörtgenin alanından bu üçgeni, bu üçgeni ve bu üçgeni çıkartırsan şuradaki taralı alanı bulursun. Yani illa bak formülü vereceğim ama bu formülü ezberlemek zorunda değilsin. Analitik düzlem çizerek de üçgenin alanını çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Apsisler ya da ordinatlar aynıysa çok kolay çıkıyor. Değilse de o üçgeni içine alan en küçük dikdörtgeni oluşturarak sonuca yine rahat bir şekilde oluşa sonuca yine rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Hatta daha öncesinde birim karelerin içerisine çizilen üçgenin alanını da bu şekilde göstermiştik. Aslında bu da e, birim karelerin içerisine çizilmiş üçgen gibi analitik düzleme çizilmiş bir şey. O yüzden bu şekilde de sonuca ulaş kardeşim. Şimdi formül ne? Bak burada bu var ama bak bence gerçekten gereksiz ama bazen noktalar arasında x de verilebiliyor. Yani mesela burada noktalar arasında y verilmiş o tür sorularda sanki formül de bilsek iyi olur. Formülü bilmek için de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Çok basit. 3 tane nokta verilmişse noktaları böyle alt alta yazacaksın böyle. Tamam mı? Noktaları böyle x1, y1, x2, y2. Hatta ben yazayım da daha sağlıklı olsun. x1, y1 yazdın. x2, y2 yazdın. x3, y3 yazdın. En başta yazdığını bir daha yaz. x1, y1'i bir daha yaz. Hop şöyle. Bu da başına da 1 bölü 2 yaz. Bitsin. Bundan sonrası nasıl olacak? Çapraz çarpımları. Şu, şu, şu. Bunları çarpacaksın burada yazılı zaten arkadaşım. Hatta ben yazayım. X1, Y1, X1, Y2. Bak yazıyorum. X1, Y2. Sonra X2, Y3, X3, Y1. Artı X2, Y3. Artı X3, Y1. X3, Y1. Bunu yazdıktan sonra diğerlerini de aynı şekilde çapraz çarpacaksın şöyle. Şu çapraz çarpımlarının başına da sadece eksi koyacaksın. Hocam bunlara da eksi koyacaksın böyle. Y1 x2 ama başında eksi var. Y1 x2 eksi y2 x3 ve eksi y3 x1 şeklinde yapacaksın olayı. Mutlak değer var başında. Bir de burada ne var? 1 bölü 2 çarpımı var arkadaşım. Gerçekten çok kolay. Şimdi soruda da anlayacaksın zaten bunu. Soruya baktığımız zaman hiçbir şekilde haps ya da ordinatlar aynı değil. Analitik düzlem çizerek sıkıntı oluyor ki noktalardan bir tanesi verilmezse de o zaman o formülü uygulamak daha mantıklı geliyor. Yapacağımız tek şey bak alan verilmiş. 2 alanı verilmiş bize. Şimdi iki alanı ne eşitmiş arkadaşım? 1 bölü 2 çarpı. Şu mutlak değer çizini yazıyoruz. Bak 1'e 2'yi yazdım. Eksi 3'e 4'ü yazdım. 5'e y'yi yazdım. Hop en başta yazdığımı bir daha yazıyorum. Bak gerçekten çok kolay. Şimdi çapraz çarpımlara gidiyorum. Şunlar. Hocam şu, şu ve şu. Hadi bakalım buradan ne geldi şimdi? Hocam 1 bölü 2 öbür taraf attım 4 yaptı. Eşittir. E, ee, burada sadece mutlak değerli bu kaldı. 1 kere 4 4 mutlak değer içerisinde 4. Sonra eksi 3y sonra 5 kere 2 10 artı 10. Sonra diğer çapraz çarpımlara bakıyorum. Şuna şuna ve şuna bakıyorum. Aa, bunların başında bir de ne var? Eksi var. 2 kere eksi 3 eksi 6. Bir de ile çarptım artı 6. 4 kere 5 20. Bir de eksiyle çarptım eksi 20. Y kere 1 y. Bir de ile çarptım eksi y yaptı. Yani 4 eşittir mutlak değer içerisinde. Burada eksi 3 y eksi y eksi 4 y yaptı burası. Sonra ne yaptı burası? Şurası 16 20 değil mi? 16 20 20 ile de 20 sadeleşti. Sadece eksi 4 y yaptı. E o zaman buradan ne oldu arkadaşlar? Ya buradan 4 y eksi 4 y 4'e eşittir ya da buradan eksi 4 y neye eşittir? x 4'e eşittir. Dolayısıyla y buradan ya eksi 1 çıkar ya da y buradan ne çıkar? Artı 1 çıkar. Y'nin alabileceği değerler çarpımı isteniyor bizden. Yani eksi 1 ile artı 1'in çarpımı isteniyor arkadaşlar bizden. Dolayısıyla cevabımızda böylelikle ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kolay. Formülde noktaları yaz. En üsttekini bir daha yaz. Çapraz. Diğer çaprazı bir de ekstradan ne ile çarpıyorsunuz? Şuraya eksi ile çarpılmışını da şöyle gösterelim. Eksi ile çarpılmışını mutlak değer içerisine yazıyorsunuz. Bir de başında 1 bölü 2 var. İşte bu kadar basit arkadaşım. Gerçekten çok basit. Ama dediğim gibi ben olsam ÖSYM'deki soru yazarlarından biri ben olsam bu şekilde 3 nokta verilmişse noktalardan birinin apsi ya da birinin ordinatı aynı olacak şekilde veririm. Ama bakın şu da herhalde büyük ihtimalle aklınıza kalır. Şuradaki soruyu çözdük ya bu soru da çok kolay olduğunu gördünüz zaten. Noktaları yaz en üstte yazdığını bir daha yaz. Sonra 1 bölü 2 ile çarp bu alana eşit. Evet gençler. Böylelikle hallettik. Doğru noktanın analitiğini hallettik. Bundan sonra ne var? En önemli. Sınavda en fazla karşımıza çıkacak olan kısım var. Bir sonraki hafta doğrunun analitik incelenmesine geçeceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta doğrunun analitik incelenmesi konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.